Herkese merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere saçlarımı nasıl sarı yaptığımı detaylı bir şekilde resimlendirerek anlatacağım. Şimdi şöyle başlayayım konuya. Ben bundan 15 yıl önce saçlarımı kuaförde ombre yaptırıyordum. Daha sonrasından evlendim. Evlendikten sonra tabii bazı sorumluluklardı. İşte ne bileyim mesafeydi. İşte bir şekilde ben kuaföre gitmedim. Kuaföre gitmediğim süre içerisinde ben saçlarımı evde kendim boyadım. Tek tip boya olmasını istediğim için, yani tek renk olmasını istediğim için saçlarımı ilk önce, şimdi buradan resim buluyorum. Ekrana da o resmi koyacağım. Saçlarımı ilk önce 8.1'e boyuyordum. Kolestonun 8.1 kumral, koyu kumral galiba. Pardon, yok, kumral. Ona boyuyordum. Ben şimdi buradaki resmi ekrana koyacağım. Gördünüz o resmi şu anda siz. Daha sonrasından ben bu saçlarımı uzunca bir süre kullandım. Yani yaklaşık 5-6 yıl kadar kullandım. Daha sonra ben saçlarımı tekrar sarı isteğim, yani sarı arzum tekrardan gün yüzüne çıktı diyeyim. Şöyle yaptım ben. Saçlarımı açıcı sürmek istemedim açıkçası. Saçlarımı yıpratmak istemediğim için açıcı sürmek istemedim. Bunun için farklı boyalarla, açık renk boyalarla saçlarımı hani koyudan açığa doğru gitsin diye boyalarla yaptım bu işlemi. Garnier'in 111 boyasıyla 111 evet 111 boyasıyla bir süre boyadım. Onu kullandım. Ondan sonra saçlarım biraz açıldı. Açıldıktan sonra ben bu sürede reklamlarda L'Oréal Coloriste Ombre setini gördüm. Dedim ki ya ben bunu alıp saçlarıma hani sürsem yapabilir miyim acaba, olur mu acaba diye çok düşündüm. Dedim ki yani alayım yapayım, hani ne olacak, en fazla hani ne yapabilirim saçıma, yani sonuçta kökü bende dedim ve o boyayı aldım. Onu aldıktan sonra arkadaşımın yardımıyla ben biz saçımı krepe tekniğiyle saçlarıma ombre yaptık. Saçlarımı yıkadım. Yıkadıktan sonra saçlarım bildiğiniz böyle yumurta sarısı kıvamlı, yumurta sarısı renginde böyle turuncumsu bir renk oldu. Sonra ben eve geldim. Tabii biraz moralim bozuldu. Fakat saçlarıma cila yaptım. Cila işlemini de 7.1 boyanın çeyrek tüpünü ve onun içerisinde 30 20'lik oksidan koydum. Bir çay bardağı da su koyup onları karıştırdım ve ıslak saçıma uyguladım. Uyguladıktan sonra saçlarımdaki sonuç bu. Şu an elimdeki telefonla resmi görüyorum ve ekrana da o resmi koyacağım. Şu an saçlarım bu gördüğünüz renk halini aldı. Daha sonrasından ben bu saçı yaklaşık bir buçuk iki sene kadar kullandım. Sonra tabii saç diplerim biraz uzadı. Araya hamilelik girdi. Küçük çocuğuma hamile kaldım. Araya hamilelik girince ben saçlarımı yaklaşık hamileliğim boyunca emzirme süreci derken 2 yıl, 1,5 2 yıla yakındır saç diplerimi hiç boyamadım. Saçlarımı hiç boyamadım ve o saçlarım uzadı. Saçlarım uzayınca ben tekrar bir kuaföre gittim. Kuaföre gittikten sonra kuaföre dedim ki ben saçlarımı dedim ombre istiyorum. Krepe tekniğiyle saçlarımı ombre yaptırmak istiyorum. Fakat saç diplerimi ellemeyin. Yani saç diplerimi bu kadar zaman boyunca hiç açıcı sürmedim. Herhangi bir boya sürmedim. Bundan dolayı saç diplerimi ellettirmek istemediğim için saçlarıma sadece krepe tekniğiyle ombre yaptırmak istedim. Fakat kuaför benim saçlarımı komple açıcı sürdü. Yani komple dediğim krepe yapmadan açıcı sürdü. Diplerim kaldı. Açıcıyı sürdü ve o saçımın rengi de şu anda elimde telefonda o rengi açtım. Ekrana da koyacağım o rengi. Siz de göreceksiniz. Şu an hatta görüyorsunuz. Ben bu rengi kuaförden çıktıktan sonra yaklaşık bir 5-6 ay bu rengi kullandım. Kullandıktan sonra ben tabii saçlarımı şu an görüyorsunuz, saçımın uçları bayağı seyrelmiş ve cansızlaşmıştı. Çok dökülmüştü bir ara benim saçlarım. Daha sonra ben saçlarıma bakım yaptım. Bakım yaptıktan sonra saçlarımı tepede topuz yaptım. Topuz yaptıktan sonra ben banyoya girdim o topuzla. O topuzla banyoya girdikten sonra hızlı bir banyo yapmak için, hızlı bir şekilde banyo yapmak için topuzumun üstüne şampuanı sıktım ve saçlarımı böyle yıkadım. Yıkadıktan sonra banyodan çıktım. Saçlarımı tarama işlemine geçtiğimde
Saçların bildiğiniz uç kısımları, o az önceki resimde gördüğünüz o seyrelmiş olan kısım bildiğiniz düğüm oldu. Ve ben o saçı açamadım. Sinirlendim, sinirden ağladım. Çünkü saçlarımı uzatmıştım. Çok emek vermiştim uzatmak için o saça. Her ne kadar uçları yıpranmış bir saç olsa da üzülmüştüm, ağlamıştım. Fakat yani yapacak bir şey yok. Kökü bende dedim ve o sinirle ben o saçlarımı o düğüm olan yeri şöyle bir makas atıp kestim. O saç da duruyor. Daha sonrasından saçlarımı ertesi günü ben şöyle omuz hizamda kendim evde aynanın karşısında makasla şöyle saçımı iki yana ayırıp şöyle bir buradan bir buradan saçlarımı kestim. Kestikten sonra saçımın sarıları uca gelmişti ve kendi saç rengim şuraya kadar uzamıştı. Şimdi o resmi de telefondan bakıyorum. O resmimi buluyorum. Evet, buldum. Şimdi o resmi ekrana koyacağım. Siz de görüyorsunuz şu an o resmi. Ben bu saçı 5-6 aydır bu saçı kullandım. Tabii saçlarım uzadı, saçımın sarı siyahları buraya kadar geldi, o sarılar uzadı falan derken en son Kasım ayıydı. Yani bu Kasım geçtiğimiz 3 ay öncesi. Ben dedim ki yok dedim yani ben sarıyı tekrar hani yapacağım, saçlarımı tekrar sarı yapmak istiyorum. Bu işlem için kuaföre gitmek istemiyorum çünkü kuaförler hani nasıl anlatılır? Fiyat gerçekten çok pahalı. Şimdi ben kuaföre gitsem bana 1000 lira diyecekler. Yani 500 lirayla 1000 lira arasında fiyat verecekler. Ben de bunu istemediğim için saç konusunda da 3 aşağı 5 yukarı en azından kendi saçımın ne olabileceğini anladığım için kendim yapmak istedim bu saçı. Araştırdım, çok araştırdım. En son gittim kuaför malzemeleri satan yere. Blond Me toz açıcıyı aldım. Şimdi ekrana onun resmini koyacağım. Şuraya veya şuraya koyarım. Blond Me toz açıcıyı aldım. Bu açıcı yaklaşık 9 tona kadar saçları açacağını yazıyor üzerinde. Ve ben bu açıcıyı çok araştırdım. Videolarını izledim. Gerçi YouTube'da birkaç tane video var. Yani yabancı video var. Türk video iki tane yok. İki tane var. Daha sonrasından ben bu açıcıyı aldım geldim ama hani bir türlü cesaret edemiyorum. Yani boyasam mı, boyamasam mı, yapsam mı, yapmasam mı? Hani o cesaret bir türlü gelmiyor. Sonra dedim ki ya dedim ben öyle veya böyle bu saçı yapacağım. Yani en fazla ne olabilir? En fazla yanar yani. Sonuçta dedim kökü bende. Yansa da bir şey olmaz. Ben yaktım derim. Yani para vermemiş oluyorum. Ben yaktım derim geçerim. Neyse ben aynanın karşısına geçtim. Üzerime eski bir şey giydim. İşte daha sonrasından yakama poşet yerleştirdim. Arkama ayna yerleştirdim. Karşımda ayna. Sonra bu açıcı boya setinin içerisinde hazırladım. İşte içerisinden ölçek çıkıyor. Ölçeği koydum. Bir ölçek koydum. Daha sonrasında oksidan da 100 mili oksidan koydum. 30'luk oksidan aldım ben. Onu iyice karıştırdım. Daha sonrasından ben ilk aslında krepeyle yapacaktım. Fakat dedim ki Mehtap sen bu krepe işine hiç girme. Direkt boya. Daha sonrasından ben onu hani saçlarımın diplerini boyayarak siyahla sarının olduğu yere geçiş vererek ombre görünümü ben dedim yaparım. O yüzden hiç krepe işine girmedim yani uğraşmadım. Şöyle aldım ben. Ensemden başladım bu arada. Şu ensemden saçı aldım. Tabii benim sadece sarılar şurası sarıydı. Burası siyahtı. Şu ensemde şu gördüğünüz yer kendi rengim. Burası gibi şurası komple siyahtı. Kendi saç rengimdi. Bir de benim bunu cesaret etme sebebim saçlarımda boya olmadığı için. Yani saçların kendi doğal rengim olduğu için yanacağını ben düşünmüyordum. Saç tellerim de kalın. Ve bakım yaptım ben bu süre içerisinde saçlarıma. O yüzden yanacağını ben düşünmedim. En fazla dedim yıpranır. Yıpranmış olan saçı da hani yağlarla toparlarım diye düşündüm. Neyse ben şurası sarı, şurası siyah. Ben açıcı şu şekilde böyle sürdüm. Fırçayla bu şekilde sürdüm. Sürdükten sonra ben bu saçı paketledim. Alüminyum folyoyla paketledim, kapattım. Daha sonrasında tekrar bu saçı aldım. Şuraya sarı siyah olan yer burası. Tekrar buradan başladım. Fakat yaptığım benim tek hata bu aşamada.
sarı olan yerlere tekrar açıcı sürmekti. Yani aslında benim saçımın uçları zaten sarı olduğu için buraya tekrar açıcı sürmemem gerekiyordu. Tekrar açıcı sürdüğüm için buraya gördüğünüz gibi şu an saçımın uçları aslında bayağı yıpranmış durumda. Bunları benim kesmem lazım. Bunları keseceğim. De şu an hani şu an kesmek istemiyorum saçım kısalmasın diye. Birkaç ay sonra şu gördüğünüz şu uç kısımları, şu 2 santim kadar olan yerlerimi keseceğim. Neyse, dediğim gibi ben bütün saçlarımı paket attım. Paket attıktan sonra ben bekleme aşamasına geçtim. Bekleme aşamasında yaklaşık 2 saat sürdü benim saçımın açılması. Fakat bu süre içerisinde ben saçlarımı sürekli kontrol ettim. Yani sadece hani beklemeye geçmedim, kontrol ederek bekledim. Benim saçlarım dediğim gibi sert, yani zor açılan bir saç. Sert ve kalın telli olduğu için benim saçlarım 2 saatte açıldı. Ben 10 dakikada bir ensemden başladığım için paketi açıp saçımı kontrol ettim. Hani yeterli seviyeye kadar gelmiş mi, açılmış mı diye kontrol ettim. Baktım yok, açılmamış. Baktım turuncumsu. Sonra ben paketi tekrar, saçımı tekrar paketledim. Tekrar beklemeye geçtim. Aradan bir 10 dakika sonra tekrar baktım. Tekrar baktım derken toplam 2 saat sonunda benim saçlarım şu görmüş olduğunuz renge ulaştı. Yani tam olarak bu görmüş olduğunuz renge ulaşmadı. Ben gene bu mor şampuanla bu renge getirdim. Neyse, saçlarım beyaza yakın, platine kadar açılmıştı. Saçlarımı yıkadım. Yıkadıktan sonra benim saçlarımda bir kuruma sezdim. Evet, kurumuştu. Saçlarımın uçları bayağı kurumuştu. Ama yani hiç dedim Mehtap, korkulacak bir şey yok. En azından saçların yanmadı. En azından saçlarım yanmadı, ona şükür. Saçlarım kopmadı. Saçlarımda bir lastikleşme asla olmadı. Sadece uçları kurumuştu. Bunu zaten ben göze almıştım. Çünkü saçımın uçlarında zaten daha öncesinden kalma sarı saç olduğu için yani uçları kuruyacaktı, yani yıpranacaktı. Her sarı saçlı bayanların yani bildiği gibi ben de bunu biliyordum. Neyse, ben banyodan çıktıktan sonra saçlarımı yıkadım. Saçlarımı yıkadıktan sonra saçlarımda böyle hafif böyle bir çiğ sarılık vardı. O açıcının verdiği bir çiğ sarılık vardır. Hani bayanlar bilir, şu anda anlarlar beni. O çiğ sarılık vardı. Ertesi günü ben saçımı tekrar yıkadım. Tekrar yıkama aşamasında ben saçıma benim kullandığım, ya şimdi yanımda getirmedim ama resmini bulabilirsem ekrana koyarım. Ya da içeriden alıp gelirim, bilmiyorum. L'Oreal'in mor şampuanını kullanıyorum ben. L'Oreal'in mor şampuanıyla saçıma iki pompa elimi sıkıp saçlarımı onunla yıkadım. Saçlarımı onunla yıkadım. Daha sonrasında saçlarımı yıkadım. Çıktım banyodan. Saçlarım kurudu. Kuruduktan sonra saçlarım şu görmüş olduğunuz görünüme ulaştı. Yani ben saçlarıma sadece açıcı sürdüm. Şu an benim saçlarımda hiçbir işlem yok. Boya yok, cila yok, dip boyası yok, hiçbir işlem yok. Sadece açıcı ve mor şampuan. Tabii bu aşamadan sonra 3 ay geçti benim en son saçlarımı boyadıktan sonra. 3 ay geçti. Saçlarımda bir yıpranma, bir hafiften bir kuruma olduğu için ben bu 3 aylık süre içerisinde saçlarıma yoğun bir şekilde bakım uyguluyorum. 2 günde bir bakım uyguluyorum. Birinci bakım yöntemim zaten videomda var. Onun videosunu çekmiştim. O videomu izlerseniz göreceksiniz. İkinci videomu da bir iki hafta sonra çekeceğim. İkinci bakım videomu da, yani ikinci yöntemi bir iki hafta sonra çekerim. Kanala koyarım, onu da izlersiniz. Bu iki yöntemle ben saçıma 3 aydır bakım yapıyorum. Bu 3 aylık bakımın sonucunda saçlarımı biraz toparladım. Yani o kuruma biraz gitti. Saçlarım olabildiğince neme kavuştu. Bundan sonraki adımım, ben saçlarımın diplerini boyayacağım. Diplerini boyarken siyahla sarının şu görmüş olduğunuz şu keskin çizgi olan yer. Mesela şöyle göstereyim. Burada çok anlaşılmaz ama hani şuralarda hani bir keskinlik var. Bu görünümü ben saçımın diplerine boyarken tarakla, siyahla sarının olduğu yere geçiş sağlayarak ombre görünümü yapacağım. Onun da videosunu çekeceğim. Yani bu kadar. Bayağı uzunca anlattım. Bayağı konuştum. İnşallah hani başınızı ağrıtmamışımdır. Benim saç boyama, saç açma işlemim, serüvenim bu şekildeydi.
Benden bugünlük bu kadar. Videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.